sokulur. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Son bakışın aklıma takılır. Aklıma takılır. Aklıma takılır. Ah gece gündüz susar. Çözmüş gemiyi, yakmış konakları. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Kimseler duymaz, gizlice ağlar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Sessiz sedasız kaybolan yıllar. Aylin yalvarırım gitme. Aylin. 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 Koşun. Koşun. Yardım edin. Koşun çabuk. Yardım edelim, koş. Kardeş ne oldu? Koşun. Tamam geldik, dur sakin ol. Ne oldu birader? Ne yapıyorsun ya? Çabuk yardım edin, ölmek adam, üzere adam. Çabuk. Adam kızım. Dur sakin ol, dur. Aylin, bebeğim, Aylin. Yalvarırım sana bir şey olmasın. Aylin, kazın dedim çabuk, kazın. Kazın. Yardım et bana. Hadi sen. Hadi ömrüm. Hadi bebeğim. Dayan. Turmayı kassanıza ya. Çabuk olun. Kassanıza be. Çabuk olun. Dayan. Kazın! Kazın be! Kaz! Kaz! Bebeğim! Bebeğim ne olur dayan! Hadi sen! Hadi ömrüm! Hoş geldiniz efendim. Tamam Edipciğim. Bana fiyat listesini fakslarsın. Eli... İsteği inceleyip ararım tekrar seni. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoş geldiniz. Hızınızı alamadınız, biraz da burada mı devam ederiz diye düşündünüz. Saçmalamayı kes Timur. Kardeşin yok ortalarda. Telefonu da kapalı. Nerede olduğunu biliyor musun? Oğlum, Aylin dün gece eve gelmedi. Dün hiç hastaneye de uğramamış. Sen gördün mü? Cebi de kapalı. Benim hayatıma karışıyorsunuz ama... ...bakıyorum da Aylin Hanım'a söz geçiremiyorsunuz. Hı? Mafya sevgilisiyle beraberdir. Hiç merak etmeyin. Yazıklar olsun sana. Aylin! Bir taneyim. Kim bu abi? Ne oluyor? Yardım edin. Yardım edin. Yapsanıza bir şeyler. Yardım et. Yardım et. Yavaş. Dikkat edin. Ona zarar vermeyin. Kaldır ayağını. Kaldır. Dur.
gibi abi. Ölü galiba. Bırakma Nur. Onu biliyorum. Bunlar üç arkadaşlarmış. Ezel, Esmer ve bir kişi daha. Ama üçüncüsünün kim olduğu belli değil. Ona ulaşmamız lazım. Nedir, kimin nesidir öğrenmek istiyorum. Üçüncü kişi kilit noktası. Onu da bulursak şifre tam olarak çözülüyor. Yaşıyor mu, ölmüş mü izini bulalım. Ve Bermuda şeytan üçgenini sonlandıralım. Aylin bebeğim. Hadi bir tane. Canım. Canım. Bebeğim hadi. Hadi. Hadi gel. Derin derin nefes al. İyi misin? İyi misin? İyi misin canım? Hadi. Hadi bebeğim. Hadi. Sinan. Sinan ne oldu? Tamam. Konuşma. Konuşma, yorma kendini. Korkma. Korkma bebeğim. Ben buradayım bak. Kapalı. Telefonu hala kapalı. Başına bir şey geldi Selçuk. Kesin kötü bir şey oldu. Sakin olmaya çalış biraz Meral. Sana da bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Arayacağımız, haber alabileceğimiz herkese sorduk. Artık polise bildirmekten başka çaremiz kalmadı. Allah'ım, Aylin. İnşallah Aylin'dir. Merhaba baba. Ah yavrum, ne oldu sana böyle? Aylin'ciğim. Neyin var yavrum? Konuşmak istemiyorum. Ne olur, yorgunum. Aylin'ciğim. Kaza mı geçirdin kızım? Anlat ne oldu? Bu halin de böyle. Aylin. Hastaneye gidelim hemen. Bir şey yok. Aylin yavrum. İyiyim ben. Uyumak istiyorum. Aylin. Yavrum. Aylin yavrum kalk. Yerine yatıralım kalk Selçuk. Yavrum. Yatağına kalk götürelim. Yavrum. Hastaneyi de arayıp bir doktor çağıralım hemen. Aylin. Güzel kızım. Ne oldu sana? Bir tane sıkı tut Selçuk. Korkmayın, bir şeyim yok. Bir tanem, anlat bize kızım, neyin var? Uykum var. Çok uykum var. Canım.
Ya. Ne oldu sana? Niren Hanım, biraz rahatlayabildiniz mi? Çok. Uzun süredir bu kadar iyi olmamıştım. Bugün keyfim yerinde. Yavaş be kızım. Çok sert yapıyorsun. Adam gibi yapsana şu masajı. İki güzel laf ettik, elin ayarı kaçtı. Ne oluyor lan? Rahatladı mı Nilan Hanım? Bırak. Ne istiyorsun benden? Nefes alamıyorum. Nefessiz kalmak böyle bir şey işte. Nasıl? Zor oluyor mu ha? Yaşayabiliyor musun o duyguyu? Sana Aylin'i rahat bırak demiştim. Ona yaklaşırsan seni öldürürüm demiştim. Sevdiğim kadından uzak durmanı söylemiştim. Bilmiyorum. Sen ne dediğimi çok iyi biliyorsun. Yanlış yapıyorsun. Beni öldürürsen başın çok büyük belaya girer. Sen de yaşamazsın. Sevgilin ailende. Selvi Hanlı'nın torunlarını öldürttün. Elimde görüntülerin var. O yüzden cezana razı geleceksin. Yeni bir birlik kuruyorum. Yeni bir kuvvet. Yeni bir düzen. Düzen bozanların hepsine karşı bir savaş başlatıyorum. Bu mücadelede yalnızız. Kimseye bağlı değiliz. Tek dayanağımız, inançlarımız ve değerlerimiz olacak. Birbirimize karşı kayıtsız, şartsız bağlılık yemini edeceğiz. Silahlarınızı çıkarıp ortaya koyun. Bu silahları gerekli olmadıkça kullanmayacağız. Bütün kararlar burada alınacak ve uygulanacak. Biz yaralanmış, incinmiş insanların, çaresizlerin çaresi, onların kuvveti olacağız. Bizim savaşımız ülkemizi kirleten, yozlaştıran ve bir türlü ceza almayanlara karşıdır. Bu uğurda ölmeye hazır mısınız? Hazırız. Yemin edeceğiz. Ellerinizi uzatın ve benim söylediklerimi tekrar edin. Her şartta adil olacağım.
Her şartta adil olacağıma, canım pahasına olsa da doğru olandan ödün vermeyeceğime. Canım pahasına da olsa doğru olandan ödün vermeyeceğime. Ve birliğe bağlı kalacağıma. Ve birliğe bağlı kalacağıma. Gerekirse gözümü kırpmadan ölüme gideceğime. Gerekirse gözümü kırpmadan ölüme gideceğime. Şerefim üzerine ant içerim. Şerefim üzerine ant içerim. Birliğimizin adı Vatansever Adalet Timi olacak. Bizi bu isimle bilecekler. Büyüyeceğiz. Güçleneceğiz. Ve bir gölge gibi, bir sır gibi yaşayacağız. Toplantılarımızı burada, Camcı Baba'nın mekanında yapacağız. Tehlikeli zamanlarda Camcı Baba aracılığıyla haberleşeceğiz. Hadi bakalım, şimdi çay vakti. Davanız hayırlı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. İnançla yola çıkan sizlere kapım, sofram ve gönlüm hep açık olacaktır. Emin misiniz? Evet. Biz her şeyiyle kefiliz. Bize güvenebilirsin. Bu konuda neden bu kadar ısrarcısınız? Niye teşkilattan bir görevliye karşı çıktınız? Hem iletişim kolaylığı sağlayabileceğimiz bir adam, hem de güvenilir. Bizim için biçilmiş kaftan. Başımıza gelen bu kadar olaydan sonra kimseye kolay kolay güvenemediğimizi biliyorsun. Peki, size kendini ispatlayacak, kanıtlayacak ne yaptı ki bu kadar eminsiniz? Çok şey yaptı. Bize bağladığını gösterdi. Tamam, söyleyin gelsin içeri. İçeri gel. Thank you.
Nasılsın? Merak ettim seni. Nasıl olmalıyım? Neden silah? Kim ne istiyor bizden? Pencereye gelsene. Aylin, ben seni almaya geldim. Hazırlan hadi. Yine cevap vermiyorsun değil mi? Vermeyeceksin de. Sinan. Ben çok yoruldum. Gel, gel konuşalım hadi. Kötüyüm. Gelmek istemiyorum. Selçuk, uyandırsak mı acaba? Bırakalım biraz daha uyusun. Ha, kızım. Canım, kalktın mı? Bebeğim, iyi misin? Ateşin mi var senin? Yok anneciğim, iyiyim. Gel canım, gel otur şöyle. Gel. Anlatmayacak mısın kızım? Şimdi konuşmasak baba. Üsteleme Selçuk, sonra konuşuruz, tamam. Sadece o karanlık adamla hala görüşüp görüşmediğini öğrenmek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, inanmıyorum, saçların çok yakışmış. Geçsene. Tamam. Ta-ta. Oo. Neler hazırlamışsın böyle? Hepsi senin için. Ha, çok güzel gözüküyor. Hepsini sen mi yaptın? Tabii ki ben yaptım. Ne zamandır yemek yapmıyordum. Özlemişim. Ellerine sağlık.
Esmer de gelecek mi? Hayır. Baş başa oluruz diye düşünmüştüm. Tabii ya, iyi düşünmüşsün. Seninle daha yakın olmak istiyorum Eze. Hep hayatımın içinde, hep benimle ol istiyorum. Ben de Ali. Artık ayrılmak istemiyorum. Ne senden ne de Esmer'den uzak kalmak istemiyorum. Seninle geçecek mutlu bir ömre. Ezel. Seni evlatlık alan bir aile vardı. Onlara ne oldu söylesene. İkisi de... Onları kaybettim. Yine mi kimsesiz kaldın? Hı hı. Hep terk edilmek, sevdiklerimizi kaybetmek. Hep kimsesiz kalmak bizim kaderimiz galiba. Efendim. Bir saat sonra kafede ol. Aa, çok üzüldüm. Tamam canım, geliyorum hemen. Ne oldu? Ev arkadaşım rahatsızlanmış. Üzgünüm, ben gitmek zorundayım. Emin misin? Görüşürüz. Geç kalmadım ya. Hayır. Tam vaktinde geldin. Ali ile birlikteydim. Esmer. Ben Ezel'i oynamaktan çok sıkıldım artık. Bir açık vereceğim diye ödüm kopuyor. Ali artık iyi. Ona gerçeği söylemeliyiz artık. Hayır. Sen artık daha önemli bir şeye hizmet edeceksin. Anlamadım. Roza Hanım'la görüşüyor musun? Arıyor sık sık ama görüşmemek için elinden geleni yapıyorum. Bundan böyle sık görüşeceksin. Ve onun kızı olduğunu herkese ispat edeceksin. Çünkü... Roza Hanım'ın kızının babası... Bulgar. Şu efsane Bulgar mı? Aynen öyle. Ve o Ezel... Bulgar'ın tek varisi. Yani beni çok zor bir görev bekliyor. Peki... Peki ya gerçek Ezel ortaya çıkarsa bu arada? Ya gerçek Ezo bulunursa? Ben onu bulma umudundan çoktan vazgeçtim. Bulsan da artık hayatında ailem var değil mi?
Aile senin her şeyin. Dediklerimi unutma Eliman. Emredersiniz. Emredersiniz efendim. Projede istediğim değişiklikleri yaptınız mı? Bir hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz efendim. Nasıl buldun evlat? Dev bir alışveriş merkezi olacak burası. Çok güzel efendim. Hayırlı olsun. Efendim, bakın. Şu bölüm büroların, mağazaların olacağı bölüm. Onun hemen yan tarafında alışveriş merkezimiz olacak. Rezidanslarımız alışveriş merkezimizin bu tarafında kalıyor. Hı hı. Pardon. Alo. Geliyorum, bekleyin. Müsaade ederseniz benim aşağı inmem lazım. Tamam, siz işinize bakın. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Artık sana sürprizimi açıklama zamanı geldi evlat. Bütün inşaat işlerini sana devrediyorum. Bundan sonra hepsi senin kontrolünde olacak. Ben neysem sen de öyle muamele göreceksin. Sağ ol baba, teşekkür ederim. Ama böyle bir şey kabul edemem. Siz bana her şeyi fazlasıyla yaptınız. Edeceksin. Sen benim oğlumsun. Neyin varsa senin. Ben yoruldum. Sana rica etmiyorum. Hatta emrediyorum Açlı. Ben daha sakin bir hayat seçmeyi düşünüyordum artık. Bu da ne demek? Ben artık bir ailem olsun istiyorum. Herkes gibi. Mutlu olan tüm insanlar gibi. Yoksa şu doktorla mı? Evet efendim. Ben evlenmeye karar verdim. Evlenmene sevindim. Ancak sakin bir hayat kısmını hiç anlayamıyorum doğrusu. Ben ayrılmak istiyorum efendim. Bazı yerlerin girişi vardır, çıkışı yoktur. Cehenneme giren cehennemde, cennete giren cennette kalır. Sen hiç oralarda yerini beğenmeyip de ben buradan gideyim diyene yol verildiğini duydun mu? Senin girdiğin yol gidiştir. Dönüşü yoktur. Efendim ben artık size faydalı olamam. Maalesef. Bunu yapsam sevdiğim kadını kaybedeceğim. Seni oğlum bildim. Her sırrımı açtım. Derdimi döktüm. Sana güvendim. Beni kolsuz kanatsız mı bırakacaksın ha? Yapamazsın. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Canımı acıtıyorsun. Bırak tamam. Bırak, çık dışarı. Bırak. Efendim, misafirleriniz geldi. Getir. Peki efendim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Kalkamıyorum, kusura bakmayın. Geçmiş olsun Nilan Hanım. Geçmiş olsun. Ne görülmez kaza bu? Kim yaptı, bir şey öğrenebildin mi? Yok. Göremedim. Biri sıktı kaçtı işte. Allah Allah. Kim yapar böyle bir hainliği? Çok geçmiş olsun Nira. Sağ ol Süleyman. Sağ ol.
Nasıl oldu? Bulundu mu ateş eden? Bulacağız inşallah. Bulacağız. Aramızda tatsız şeyler yaşansa da her zaman yanında olduğumu bil Niran. Sağ ol Süleyman. Sağ ol. Size artık hep benimle olacak yeni adamımı tanıtayım. Gel. Murat. Artık hep benimle olacak. Kendisi paşamız tarafından bana gönderilmiştir. Bizi bir depoya götürdüler. Sonra? Sonra her gün birimizi götürdüler. Dedik organlarını. Alıyorlarmış gidenlerini. Ben ölümle kaçtım. Ama kızım kaldı. Bize yeri gösterir misin? Adamları görsen tanır mısın? Tanırım. Kurtarım kızımı, onların elinden yalvarırım. Seni çocuğunla birlikte güvenli bir yere yerleştireceğiz. Tamam mı? Korkma artık. Kızını da kurtaracağız. Tamam. Ali, sen tüm bilgileri al. Akşam operasyon için plan yapacağız. Kimmiş bakalım şu insan tacirleri? Bir tanışalım. Çıkıyor musun? Evet. Akşam görüşürüz. Sen benimle gelemezsin. Abi, bu mektup sana. Öyle bir hayat bana göre değil. Korkudan örülmüş duvarlarla yaşayamam Sinan. Beni affet. Gece geçer yer geçmez. Yol bana sevda kimi? Ayrılık zehirli bir hançer. Saplanır yüreğime. Belki bugün, belki yarın ansızın
tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yar, ansızın ellerinden. Belki bugün, belki yarın, ansızın tutacaktım ellerinden. Belki bugün, belki yar, ansızın gitmeseydim. Gece geçer yar geçmez, yolda da sevda kimi. Ayrılık zehirli bir hançer, saplanır yüreğime. Belki bugün, belki yarın ansızın